kalmadı. Allah cezalarını versin. Anne, ne olur böyle konuşma. Bırak şunları da. Sen bana yalan söyledin. O adamı bir daha görmeyeceğim dedin. Söz verdin, yemin ettin. Hani nerede o yemin ha? Ne oldu? Anne, savaşmadın mı? Kaçmadın mı, yapmadın mı? Anne, bak ben Kahraman'ı seviyorum. Sevgim her şeyden büyük. Hayattan, korkularımdan. Kahraman benim bebeğimin babası. Biz onunla evleneceğiz. Senin boynunu da yere eğmeyeceğiz. Ben yörük hanlara gidip düşün yakamızdan. Benim kızım sahipsiz değil demedim mi ha? Ama sen ne yaptın? Beni rezil ettin. Madem o adamı o kadar çok seviyordu, niye yeğenine evet dedin? Hadi şimdi git toparlan. Hatay'a geri dönüyoruz. Ben Hatay'a falan dönmüyorum. Dönüyoruz. Bir daha da bu şehre geri gelmeyeceğiz. Asla. Bundan sonra kendim için yaşayacağım. Oğlum için. Kahramandan da asla vazgeçmeyeceğim. Bana baksana sen. Bak evladım. Sevgiye, sevdaya saygım sonsuz. Ama iki gündür bu evde olanları aklım hafsalam almıyor. Annen, yaptıkları, sonra Kerem, nişan diye tutturdu. Keşke böyle olmasaydı baba. Ama oldu. Tadımız tuzumuz kalmadı. Ben bu nişanına kadar karşı çıktım. Biliyorsun. Hatta gittim, ikisiyle de konuştum. Kerem seviyor. Elif de istiyorum dedi. Sonra kalkmış, vazgeçmiş. Şimdi sen de gelmiş, evleneceğim diyorsun. Ben ne düşüneyim, ne diyeyim sana? Kerem'e durum yakışık almaz dedim. Ama senin vaziyetin de ondan aşağı değil. Baba, benim Elif'le olan durumum farklı. Elif benim bebeğimin annesi. Elif ne olacak peki? O hala senin nikahlı karın. Biliyorsun baba, uzun süredir Defne ile boşanmaya çalışıyoruz. Bizim evliliğimiz Elif yüzünden bitmedi. Yani Elif olmasaydı da bizim evliliğimiz zaten bitmişti. Bak oğlum, bugüne kadar yanlışını görmedim. Ama bu sefer durum farklı. Merak etme baba. Ben ne öğrendiysem senden öğrendim. Emin ol. Bu kararımdan da eminim. Ya hadi hadi artık. Gamlı baykuş gibi düşünmeyi bırak. Nasıl düşünmeyeyim ki Gülşen? Bir kalemde silip attılar beni. Kahraman bile aramadı. 50 yıl. 50 yıl Ziya Bey'in bir dediğini iki etmedim. Reva mı bu bana? Hayır, ne oldu? Tam anlatmadın ki. Ne anlatayım sana Gülşen? Ne yaptıysam ailem için yaptım. Kapının önüne koydular beni. Teferruatı bilme. Benim de yüreğim daha fazla acımasın. Sıkma canını. Hak er geç yerini bulur. Sana haksızlık eden de cezasını. Allah büyüktür kıymetçim. Kerem nerede abla? Bilmiyorum. Çok üzgündü, çok yıkıldı Kahraman. Kendini nasıl toparlayacak hiçbir fikrim yok. Toparlayacak abla, toparlayacak. İlk günden beri Kerem'e engel olmaya çalıştım. Ama çok seviyor Elif'i. Elif onun için çok önemli Kahraman. Şimdi bir de sizin ilişkiniz. Sence nasıl kalkacak bunun altından? Canı çok yanacak. Canının yanacağını kabul ediyorum.
Ama yaptığı şey çok yanlıştı. Eğer bu yanlışa devam etseydi ömür boyu mutsuz olurdu abla. Bir gün bizi anlayacak, bunu biliyorum. Benim pek umudum yok ama inşallah öyle olur. Annem nerede? Seni aramadı mı hiç? Hayır, bir şey mi oldu? Babamla tartışmışlar. Konu sanıyorum Elif. Babam annemi evden kovdu. Ne? Kovdu mu? Maalesef. Biz de arayamıyoruz babam kızacak diye. Ben konunun ne olduğunu tahmin ediyorum. Beni niye aramadığını da biliyorum. Kerem'le olan meselenin altında da annemin parmağı var. Dur bakalım. Anlayacağız. Söylesene kahraman, babamı bu kadar kızdıracak ne yapmış olabilir annem? Önce bir Kıymet Yörükan'la bir konuşalım bakalım. Yazıklar olsun. Ben senin yüzünden babanı öldürdüm. Katil oldum. Sırf sen o Maksut'la evlenme diye canımı ortaya koydum. Sen ne yaptın? Gittin. O uğursuz ailenin oyuncağı oldun. Bu da yetmiyormuş gibi. Evli oğullarına aşık oldun. Yazıklar olsun. Sen hapisten çık diye yaptım. Nazlı iyileşsin diye. Kendimi feda ettim ben. Bir günden bir güne karşınıza geçip bir şey söylemedim. Pişman da olmadım. Senin gözünde bir sürü hata yapmış olabilirim ama ben doğru olanı yaptım anne. Senin doğru morun yok Elif. Ben ne yaptımsa hepimiz için yaptım anne. Hayatın bana ne getireceğini bilemezdim. Bütün bunların böyle olacağını ben de düşünmedim. Bak onca yıkıntının altında umudu buldum ben, aşık oldum. Elif. Ben kahramanı seviyorum. Kim ne derse desin oğlumu ondan uzakta büyütmeyeceğim. Koparmayacağım oğlum babasından. Çünkü o da beni seviyor. Bu yüzden de herkesle savaşacağım. Gerekirse seninle bile. Kerem, dur bekle. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Kerem, bekle dedim sana. Konuşacağız. Hani sormuştun ya. Cevaplayayım. Bunu zamanla anlarsın diye düşündüm. Ama kendi kendine anlamayacak kadar aptal olduğunu düşünemedim. Kusura bakma. Evet, söyleyeyim. Elif'i seviyorum. Elif de beni. Elif senden nefret ediyor. Senden kurtulmak için de çabalıyor. Sen kendini nasıl bir dev aynasında görüyorsun be? Tövbe tövbe. Kerem. Elif senin asıl amacını bizden önce anladı. Kurtulmak için de bana sığındı. Ama sen ne yaptın ettin aldın onu benden. Her şey senin olsun istiyorsun değil mi? Bunun için yıkıp geçemeyeceğin kimse yok senin. Ben Elif'i seviyorum. O da beni sevecekti. Ama sen bütün mutluluğumu, her şeyimi aldın elimden. Kerem yeter. Bak. Yaptığın şey çok büyük bir ahlaksızlık. Elif benim bebeğimin annesi. Ve onunla evleneceğiz. Günü geldiğinde her şeyi anlayacaksın. Hatanı anlayacaksın. Hatayı da yapan, bütün ahlaksızlıkları da yapan, her şeyi de yapan sensin. Kerem. Ben senin düşündüğün gibi sadece kendini düşünen biri değilim. Eğer Elif bana Kerem'i seviyorum deseydi her şeyi buraya gömer çeker giderdim. Bunu senin için yapardım Kerem. Ama seni sevmiyor. Kerem sevmiyor. Anla. Sen de herkes gibi kendini seven birini bul. Çok iyi oyuncusun biliyor musun? Herkese Kerem'i kurtardım oyunumu oynadı. Benim buna inanmamı bekleme. Yakup dayım haklı. Kahraman olma belasına hepimiz harcıyorsun. Benim senin gibi bir dayım yok artık. Peki. İstediğin gibi düşünebilirsin. Ben söyleyeceklerimi söyledim.
Evdekiler ne yapıyor acaba? Ziya Bey'in ilaçlarını ihmal etmeseler bari. E arasana Kıymet, ne mani oluyor sana, anlamadım ki. Yok, ağrıma gidiyor. Gururumu kırdılar. Ne gururu Kıymet? Bunca sene aynı yastığa baş koymuşsunuz. Boyunca çocukların, torunların var. Bak, başımın üstünde yerin var ama aklında, yüreğin de orada. Hı? Yok, onlar beni merak etsinler. İyi, sen bilirsin. Kızım, ben Kıymet anne. Aa anne, nasılsın? Kusura bakma, hemen açamadım. İşi gücü idare ediyorum ya, koşturuyordum. Ben Ziya Bey'i merak ettim. O yüzden aradım. Nasıl Ziya Bey? Vallahi ne bileyim, odasındadır herhalde. Hayırdır? Bu saatte? Bilmem yani, dinleniyordur ya da çalışıyordur herhalde, ne bileyim. Anne... babam seninle konuşmamızı yasakladı. Yasakladı mı? Vallahi öyle. O kadının adını anmayın bu evde dedi. Yani seninle konuştuğumu duyarsa öldürür beni de. O yüzden bir müddet arama sorma, siniri geçsin öyle. Tamam, hadi kapattım. Şükran abla, niye bir şey söylemedin? Akşamdan beri kıyamet koptu evde. Ha, söyleyeyim de gelsin yine çöreklensin tepemize. Bütün bunlar onun marifetleri zaten. Gelecek yine karıştıracak ortalığı. Siz de kimseye bir şey söylemeyin. Vallahi koyarım kapının önüne hepinize. Yok canım, ne söyleyeceğiz? Aferin. Bu evde bundan sonra ben ne dersem o. Unutma. Bir hafta içinde boşanmak istiyorum. Ne gerekiyorsa yapalım. Defne Hanım itiraz ediyor Kahraman Bey. Davayı açarız ama anlaşma sağlayamazsak boşanma gerçekleşmeyebilir. Defne'ye yeterince zaman verdim. Biz onunla konuştuk. Artık bir şekilde ikna edeceğiz. Anlıyorum. Tamam. Efendim oğlum. Neredesin anne? Yeni mi fark ettin yokluğumu? Neredesin söyle, gelip alacağım seni. Nerede olacağım oğlum? Gülşen ablandayım. Tamam, geliyorum. Geliyor. Geliyor. Bambaşkadır kahramanım benim. Yakup'u görüyor musun? Ne aradı ne sordu. Meryem. Meryem'e iyice içerledim. İnsan bir merak eder annem nerede, ne yapıyor diye. Ama kahramanım belli ki beni eve götürecek. Bambaşkadır kahramanım, bambaşka. Ne gözün aydın. Bak gördün mü? Boşu boşuna vesvese ettin. Hadi Nazlı, gidiyoruz. Anne yeter artık, ne yapıyorsun? Gidiyoruz. Madem kalıp savaşmaya karar verdin, o zaman bir başınasın. Biz Nazlı'yla dönüyoruz. Sen burada kal, istediğin hayatı yaşa. Benim artık Elif diye bir kızım yok. Anne kurban olayım ya, bırak şu inadı artık. Nazlı, gidiyoruz dedim. Ben burada ablamla kalacağım anne. Nazlı, kırdırtma bana bacağını. Düş önüme.
Hayır, gelmiyorum. Sultan ablacığım, ne olursun yapma. Ya aile içinde ayrı gayrı olmaz, küslük olmaz. Benim bu hayatta tek dayanağım sizsiniz. Biz hayatta kalabilmek için neler yaşadık, ne badireler atlattık. Başımıza gelmeyen kalmadı. Şimdi sen gidersen, Nazlı'yı da alırsan hangimiz mutlu olacağız? Siz orada, ben burada. Ben bebeğimi sensiz mi dünyaya getireceğim? Sen onu görmeyecek misin? Onu sensiz mi büyüteceğim? Hı, söyle. Söyle anne. Küslüğün hangimize faydası var? Avukat savcıdan özel izin almış Maksut. Fazla vaktimiz yok. Ya hey tamam. De bakalım o zaman, Elif'im nasıl? Hali vaktiyle bir sıkıntısı var mı? Vallahi müjdemi isterim. Elif okul kuyruğu def etmiş başında. Hadi lan. Nişan bozulmuş. Vay 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 vay. Harbi mi diyorsun lan sen? Kim, nereden duydun, kim dedi? Esnaftan soruşturdum. Kerem dükkanı süslemiş. Nişan orada olacakmış. Ama olmamış işte. Kesin bilgi yani. Hadi yine iyisin be. Tamam. Biliyordum ya, vallahi biliyordum. Bak Elif'im de beni seviyor ama açılamıyor. Gittim, anlattım. Tamam mı? Dinledi, düşündü, vazgeçti. Vazgeçti. Gül yüzüm be. Gülşen, sen gözükme. Şimdi sen varsın diye rahat konuşamaz. Çok kibardır. Tamam canım, tamam. Hoş geldin aslanım. Sözleşme nerede anne? Ne sözleşmesi? Hani şu Elif'e verdiğin sözleşme anne. Oğlunu bir daha asla görmeyeceğini düşündüğü sözleşme. Ya anne niye böyle bir şey yapıyorsun? Ha? Demedi mi benim hayatım artık karışma diye? Sen nasıl böyle bir şey yaparsın anne? Ben sana daha ne diyeyim ya? Oğlum ben sözleşme falan bilmiyorum. Ya anne yalan söyleme. Allah aşkına yalan söyleme anne. Daha ne kadar karıştıracaksın ortalığı? Bir yerde dur. Hepsi torunum içinde oğlum. Kötü bir maksadım yoktu. Ana hepimizi tarumar ettin sen. Mahvettin bizi. Ya ben daha sana ne diyeyim ana? Daha sana ne diyeyim? Kahraman. Kıymet canım. Kıymet. Buyur. Başka bir isteğin? Yok sağ ol. Midem bulandı. Kahvedendir o. Çamur gibi, ne anlıyorsunuz ki? Mis gibi çay dururken. Sana ne? Eve gidebilir miyiz? Selamünaleyküm. Aleykümselam. 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 Kalk lan kalk. Cavit abi seni voltaya çağırıyor. Bas git lan, ben Cavit diye birini tanımıyorum. Nasıl tanımıyorsun lan? Gandos. Kalk dediysen kalk. Bak koçum, ben kimsenin ayağına gitmem, anladın? Sen o ağabeyine selamını söyle. Çok görmek istiyorsa Gülcemal'ımı, buyursun gelsin.
koşa geliyorum. Kes lan! Lan git! Lan senin ağanın! Tövbe estağfurullah. Bak koçum, kimsenin ağlığı sökmez bana. Hayret bir şey ya. Yürü Nazlı. Nazlı yürü. Anne. Anne dedim, bırak artık şunu, yeter. Sultan abla, ya bir dur, oturalım konuşalım. Yeter artık Ayşe. Senin kalbini de kırmak istemiyorum. Allah razı olsun, bize kapını açtın. Dar günümüzde yanımızda oldun. Ama karışma. Artık bu şehir haram bize. Zaten buraya başından gelmekle hata ettik. Abla ne olur bir şey yap, gönderme bizi. Yürü Nazlı, yürü dedim. Anne. Anne. Elif. Hayırdır Sultan Hanım? Nereye böyle? Cehennemin dibine. Buraya da gelmezsin herhalde. Düş artık yakamızdan kahraman. Düş. Geç otur. Temiz hava iyi gelir. Bize iki çay bir de su. Var git yoluna kahraman. Karışma bize artık. Sultan Hanım, kötü bir niyetimiz yok. Ben Elif'i seviyorum. Lafını bil de konuş. Evli barklı adamsın sen. Boşanıyoruz. Ve boşanır boşanmaz da Elif'le evleneceğim. Ben çocuğumun annesiz babasız büyümesini istemiyorum. İyi, siz kararınızı vermişsiniz zaten. Benim fikrimi soran da yok, lafımı dinleyen de. Ne haliniz varsa görün. Biz Nazlı ile gidiyoruz. Size Allah selamet versin. Yürü. Niye yapıyorsunuz bunu? Başkaları ne der diyeyim? Sizin için kızınızın mutluluğu mu önemli, başkalarının söyledikleri mi? Biz size bir saygısızlık yapmadık. Sadece yanımızda olun istiyoruz. Sizin saygınız, sevginiz bu mu? Bak eğer giderseniz Elif yarım kalır. O bunu hak etmiyor. Lütfen. Biz sadece birbirimizi seviyoruz. Yanımızda olun. Bize destek olun. Ne olur. Gelin biraz şöyle oturup konuşalım. Siz beni anlayın, ben de sizi anlayayım. Elif iznin var mı? Biraz annenle konuşmak istiyorum. Lütfen buyurun. Endişelenme artık. Nasıl endişelenmeyeyim Nazlı? Annemi görmüyor musun? Nuh diyor, peygamber demiyor. Kötü düşünme. Sultan abla gidecek olsa kahramanı bir dakika dinlemezdi. Bak yufka yüreklidir o. Bak gör, kahraman abi annemin gönlünü alacak. Yaptığının yanlış olduğunu anlatacak ona. Sultan anne, seni anlıyorum. Sen bizim toprağımızdansın. Koruyan, kollayan, sarıp sarmalayan. Geri geldiğinde de çok fena kızan. Güçlüsünüz de. Elif de senin gibi güçlü ve metanetli. Elif'in başına gelenler başkasının başına gelseydi şu an yerle yeksan olmuştu. Onunla ne kadar gurur duysanız az. Karın ne olacak peki? Söyledim size, boşanacağız. Ama bunun Elif'le bir alakası yok. Bazı şeyler böyle, dünya dursa dahi bitebiliyor. Ya da başlıyor. Elif benim en zor anımda karşıma çıktı. İyi de bu yaptığınız şey hiç doğru değil. Sultan Hanım, biz yanlış bir şey yapmadık. Eğer Elif'i anlamazsanız yarım kalır. Ne olur yapmayın bunu, lütfen. Uf.
Ne oluyor? Hop dedik lan. Senin bundan sonra ben gel deyince geleceksin, git deyince gideceksin. Burada patron benim. Hayırdır? Ha? Sen kim oluyorsun da benim patronum oluyorsun, bana dayılanıyorsun lan? Ha? Hayırdır? Kim olduğumu anlatayım sana. Anlat. Bırak lan. Annen seni korumaya çalışıyor. O yüzden böyle öfkeli. Ama zamanla beni tanıdıkça değişecek. Sen yeter ki ellerimi bırakma. Efendim anne. Kahraman oğlum. Ben Gülşen teyzem. Annenin telefonundan arayayım dedim. Kıymet senden sonra fenalaştı. Hastanedeyiz. Hangi hastane? Çekin 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 şöyle kanepeyi. Yavaş yani, çizmeyin yerleri. Hah, dikkat. Hah, yavaş, tamam. Hah, böyle iyi. Güzel, güzel. Şimdi gelin Aysel Gülsüm, şu koltuğu alalım böyle. Alalım. Ay yavaş. Bedavaya alınmıyor o koltuk herhalde. Benim kocam saçını süpürge ediyor 2 kuruş holdinge kazandırmak için. Dikkatli olun biraz. Ben sana söyleyeyim, bu bize kıymeti onu aratır. Pardon Gülsüm, bir şey mi dedi? Aa, Defne Hanım geliyor. Ha, müjdeyi vereyim benimkine. Suratı ne şekil alacak merak ediyorum. Defneciğim. Vallahi rahat rahat geliyorsun. Ne tuhaf kadınsın Defne. Ne diyorsun Şükra? Evin burası, tabii ki geleceğim. Ay pardon, senin haberin yok yenge, tabii. Yenge, acil konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Anlatacağım. Seni yakından ilgilendiriyor. Yalnız konuşmamız gerekiyor yenge. Kerem, ne bu halin? Anlatacak mısın? Kocanın yaptıklarından haberin yok değil mi? Onu asla affetmeyeceğim. Derdin ne Kerem? Ne yapmış kahraman? Elif benimle nişanlanmaktan son anda vazgeçti. Sence neden? Çünkü dayım engel oldu. Emin misin? Yakında evleneceklermiş. Saçmalama Kerem. Seni de beni de çiğneyip evlenecekler. İnanmıyorsan onlara sor. Yani korkulacak bir şey yok öyleyse, öyle mi? Taşikardiyo atağı geçirmiş ama kalp krizi sanmış. Merak edecek bir şey yok. Oh, çok şükür. Peki burada kalması gerekiyor mu? Hayır, dinlensin, evine gidebilir. Peki, sağ olun. Oğlum. İyi misin? Nasıl iyi olayım oğlum? Neler söyledin bana? Hadi hadi. Kalk gidiyoruz. Nereye? Nereye olacak anne, eve. Baban? Hadi hadi, Gülşen ablayı yolladım. Doktor da çıkabilir dedi. Eve gidelim, biraz dinlen. Oğlum, ben ne yaptıysam sen mutlu ol diye yaptım. Ailen olsun istedim. İşte Elif'i de o yüzden buldum. Ama o kız hayatımıza girdiğinden beri her şey yerle yeksan oldu. Ha, senin hiçbir suçun yok anne. Sen tertemiz. Oğlum, her şeyin üstüne yemin ederim ki benim hiçbir günahım yok. Affedersin. Seni çok kırdım, çok incittim. Kahroluyorum kahraman, inan.
Hadi hadi. Burada mı kalıyorlar? Evet. Elif! Elif! Sana hiç güvenmemiştim. Bir an bile. Ne yazık ki yanılmamış. Sen zengin adam peşinde koşan, erkek avcısından başka bir şey değilsin. Sözlerine dikkat et Defne. Artık yeter. Kocamı elimden almak için her şeyi yaptın sen. Kahraman senin yüzünden benimle boşanmak istiyor. Ben hiçbir şey yapmadım. Bunu sen de biliyorsun. Bırak bu masum kız numaralarını. Geldiğin günden beri kahramanın peşindesin. Evliliğimin katilisin sen. Her şey senin yüzünden oldu. Asıl katil sensin. Sen beni zehirleyerek çocuğumu öldürmeye kalktın. Hiç beni suçlama. Arkamdan bir sürü iş çevirdin. Bir an bile aklımdan geçmedi yuvanı yıkmak. Kahramanla yaşadıklarının sorumlusu sensin. Ben hiçbir zaman olmadım. Bir de üste mi çıkıyorsun? Sen benim hayatımı kararttın be. Ben ailem için çaresizce size kendimi teslim ettim. Sen ne yaptın? Kıymet Hanım'la bir olup her gün arkamdan iş çevirdiniz. Hesap soracak biri varsa o benim. Sen değilsin. Bu iş burada bitmez Elif. Bunu aklına sok. Kahramanı benden alamayacaksın. Sen sadece bir heveslisin onun için. Kime diyorum? Onun için sadece bir heveslisin. Kullanıp atacak seni. Elif! Senden nefret ediyorum. Defol hayatımızdan. Çık git Elif! Denk dur az gellendin gene. Defne! 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 Kapıyı da biz açacağız. Kıymet Hanım şımarttı tabii sizi. Kıymet anne. Aa, ne güzel sürpriz. Vallahi gözlerimiz yollarda kaldı. Merak ettirdiniz kendinizi. Buyurun. Yenge annem biraz yorgun. Dinlensin. Sonra uzun uzun konuşursunuz. Bir de Kahraman Ziya babama da haber verseydiniz ya. Bunun burada ne işi var? Çok sinirliydi. Birden fenalaştı, hemen aldım getirdim. Herhangi bir kronik rahatsızlığı var mıydı? Ben ne bileyim doktor, kocası mıyım? Şoförüyüm sadece. Tamam, siz burada bekleyin. Bu kadını bu evde istemiyorum. Bize hürmeti olmayana benim de hürmetim yok. Tamam. Oğlum sen beni Gülşenlere geri götür. Anne hiçbir yere gitmiyorsun. Burası senin evin. Sen bana karşı mı geliyorsun Kahraman? Ne zamandan beri lafımı çiğner oldun? Estağfurullah baba. Ama o benim annem. Yaptıkları en fazla benim canımı yaktı. Onun yeri bizim yanımız. Eğer annemi gönderirsen ben de giderim onunla. Bak belki yaptıklarının bir telafisi yok biliyorum ama... eminim bir daha aynı hataları tekrarlamayacak. Değil mi anne? Sen buna inanıyor musun ha? Huylu huyundan vazgeçer mi? Baba, o benim annem. Hadi git odana dinlen sen anne. Ben kızları yollarım. Bir ihtiyacın var mı bakarlar? Sağ ol oğlum. Bu hakkını nasıl öderim bilemem. Bir daha aynı hataları yapma yeter. Bak görüyorsun en fazla acıyı sen çekiyorsun. Hadi git dinlen.
Aysel, Gülsüm. Bir sakinleştirici yaptık. Birkaç saat uyur. Sonra alıp eve götürebilirsiniz. Geçmiş olsun. Eyvallah. İbrahim, Defne nerede? İyi mi? Ne oldu? İyi. Her şeye rağmen güzel bir gündü. Çünkü kalplerimiz yan yana attı. Bundan sonra hep yaz Elif. Seni seviyorum. Hiç kış olmayacak biliyorum. Çünkü artık sen varsın yanımda. Ben de seni seviyorum. Yakınında olmak istedim. Kahraman? Sen delirdin mi? Ne işin var bu saatte? Hadi gel gidiyoruz. Nereye? Gün doğumunu beraber izleyeceğiz. Sadece sen ve ben. Bekle çantamı alıp geleyim. Güneş doğarken ne dedi duydun mu? Ne dedi? Yaşadığımız hiçbir şey tesadüf değilmiş. Hepsi kaderin küçük bir oyunuymuş. Acılar, kavgalar, mutsuzluklar. Hepsi aşkımızı sınamak içinmiş. Sınavı geçtik mi o zaman? Galiba. Bu koltukların hali ne böyle? Kahvaltıdan sonra derhal eski haline getir. Tamam kıymetim. Eski köye yeni adet mi getirdi o yarım aklıyla? Bana mı söyledin anneciğim? Evet, sana söyledim. Kahvaltı hazır Ziya Bey. Kızım söyle ona, oğlunun hatırına bu evde. Edebiyle otursun oturduğu yerde. Benden de uzak dursun. Konuşabilir miyiz biraz? Sırası mı şimdi kızım? Hem de her zamankinden çok. Günaydın. Günaydın. Size bir evrak getirdim Defne. Kesin düşündüğüm şey, kesin. Ne evrakıymış bu? Boşanma tebligatı. Kahraman Bey boşanma davası açtı. Duruşma günü çok yakın. Ne
Evet. Bütün işleri hallettim. Toplantılarımı da erteledim. Artık emrinize amadeyim Elif Hanım. Kahraman. Benim eve dönmem lazım biliyorsun. Annem... Anneni de hallettim merak etme. Sultan Hanım'la biraz zorlandık ama... erken döneceğiz deyince ikna oldu. Kahraman sen inanılmazsın. Sen de çok güzelsin. Kebap yapalım mı? Olur yapalım. Canım şey istiyor mu? Simit. Simit istiyor. Bakar mısın? Buyurun efendim. Bize şuradaki fırından taze simit alıp gelebilir misiniz? Biraz domates, beyaz peynir. Tabii ki efendim. Sonunda başardınız. Düşündükçe başından beri istediğiniz şeyin bu olduğuna karar verdim. Kahraman beni sizin yüzünüzden bırakıyor. Defne, kendine gel kızım. Hep şimdi konuşuyorsun sen böyle ulu orta. Yakışık alıyor mu hiç? Bana böyle beylik laflar etmeyin Kıymet Hanım. Defne, ben seni hep uyardım, hep. Sen ne yaptın? Kendi bildiğini okudun. Başına ne geldiyse sebebi sensin. Dinlemedin mi? Sizi dinlediğim için bu durumdayız. Aklınıza uymasaydım Elif bu eve hiç girmeyecekti. Sen her şeyi berbat ettin. Sebep olduğunuz şeyi düzelteceksiniz Kıymet Hanım. Elif'i geldiği gibi geri yollayacaksınız.